Vatandaşların Merkez Bankası Başkanı kendileri karar versinler. Biz görüşleri aktarmış olduk. Peki şimdi eğitime gireceğim ama eğitime girmeden önce eğitimle ilgili birkaç not var. Biraz onları değerlendirmek istiyorum. Bir İstanbul Üniversitesi'nin rektörünün Konya'da barış törenlerinde kaldığı otelde, yani kalacağı otelde kendisi ve ailesinin bekletilmesi, odaya geç yerleştirilmesi sorunu var. Fakat bu da İstanbul Üniversitesi kurumsal sitesinde, yani İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesine konulmuş bu şikayet. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bir açıklama yapmış İstanbul Üniversitesi'nin. Ve otelin sahibinden ve genel müdüründen bir açıklama beklenmiş. İstanbul Üniversitesi'nin sitesine giriyorsunuz, rektörün yaşadığı sorunu görüyorsunuz ve bu sorunu İstanbul Üniversitesi'nde resmi sitede okuyorsunuz. Sonra bu konu çok tartışıldı. Talepler üzerine de o metin kaldırıldı. Sonra çocuklar yılbaşı ağacı süslemek istemişler. Güvenlik engel olmaya çalışmış. İzinsiz eylem yapamazsınız diye, eylem falan yapmıyoruz, yılbaşı ağacı süslüyoruz diye oradan bir tartışma çıkmış. Gündemde bayağı bir İstanbul Üniversitesi vardı. Daha önce de kardeşine rektör yardımcısı yapmakla sayın rektör gündeme gelmişti, hatırlayacaksın. Bir şey söylemek ister misin Deniz? Yani ne söyleyeyim ki, yani üniversitelerin geldiği durum ortada. Yani bilim yuvası olması gereken şeyler, bilimle uğraşması gereken şeyler bunlarla anılıyor. Maalesef onun için de genç çocuklar başka ülkelere gidiyorlar. Yani geçen sene Amerikan Büyükelçiliği açıkladı. Geçen sene sadece Amerika'ya giden öğrenci sayısı 9.000. Avrupa'ya gidenlerin sayısı da bunun 5-6 katından fazladır büyük ihtimalle. Yani... Memlekette artık üniversite okumanın da bir şeyi kalmadı. Saçma sapan şeylere takıp duruyorlar. Yılbaşı ağacıymış. Ya sen inanmıyor olabilirsin. Ama o çocuklar, yani 18, 19, 20 yaşındaki çocuklar ya, bir ağaç süslüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Uğraştığınız şeye bakın ya. Bence de. Memleketi böyle saçma sapan şeylerle meşgul ediyorlar. Ya gerçekten bak, şimdi mesela bana bir tanesi atmış, tweet atmış. Ne diyor? İzleyicimiz. İşte siz gazeteci misiniz? Ben de CHP'ye gidin, içinizdeki düşmanca tavrı siyaset üzerinden yapın. Adı Erol Özçelik diye bir adam. Bakıyorum, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü. Adam devlet memuru. Terbiyesizliğine bakar mısınız? Cüretine bakar mısınız? Cüret işte. CHP'ye git, orada ne düşmanca tavrı kardeşim? Ben ödediğim ekstra motorlu taşıtlar vergisine itiraz ediyorum. Göndereceğim, siz ödeyin. 4.000 liralık ikinci motorlu taşıtlar vergisini size göndereceğim, siz ödeyin. Ya memleketin memuru bile şeyden çıkmış artık. Ya ne konuşuyoruz Allah aşkına ya? Adamlar aklımızla dalga geçiyor. Gaye Hanım aklımızla dalga geçiyor bizim. Neymiş efendim? Ya Merkez Bankası'nın sunduğu imkanlara rağmen en az 180 bin lira maaş alıyorsunuz. 300 bin lirayı buluyor maaşınız. Elinize geçen para 300 milyonu buluyor. Ankara'da sizin için 49 bin lira kira ve aidat ödeniyor. Boş duruyor orada bir daire. Ne diyorsunuz ya? Kiminle dalga geçiyorsunuz siz? Vatandaş sabretsin. Vatandaş daha nereye kadar sabredeceğiz ya? Ben bu ay kızıma göndereceğim parayı motorlu taşıtlar vergisine yatırıyorum ya. Neyine sabredeceğim ben? Gaye Hanım çocuğunu, benim kızıma da annem baktı. Benim kızımı da kayınvaliden büyüttü. Nedir yani? Buradan bir güzelleme mi çıkaracağız? Buradan bir romantizm mi çıkaracağız? Demek ki ülkedeki kreşlere şeyi yok, güveni yok. Benim kreşe param yoktu, onun kreşe güveni yok. Ama parası var. Bebek daha kreşlik değildir. Yani burada... Yani her neyse, bakıcı tutsun bilmem, parası var yani. Demek ki güvenmediği için annesine emanet ediyor. Bir bakıcının parasını ödeyemeyecek durumda mı Merkez Bankası? Ben param olmadığı için anneme emanet ettim, kayınvalideme emanet ettim. Ama o güvenmediği için etmiyor. Yani buradan ne romantizmi çıkacak? Ondan sonra ya kardeşim, biz her ay İstanbul'daki 3. köprüye 1 milyar dolar ödüyoruz her ay bu ülke. Köprüden geçse de geçmese de, dün anlattım, Çanakkale Köprüsü'nden Sinan Benger video çekmiş.
Baştan sona geçene kadar yanlarından bir tane araba geçti. Biz onun da parasını ödüyoruz. Peki. Bunların hangisini kesti Sayın Merkez Bankası Başkanı ya da Mehmet Şimşek? Vatandaş sabretsin, vatandaş anlayışla karşılasın. Vatandaşı kim anlayışla karşılayacak? 7500 lira şey alıp, maaş alıp geçinemeyen insanı kim anlayışla karşılayacak? 11.400 lira olan asgari ücret 17 bin lira olsun diye burada mücadele eden işçileri kim anlayışla karşılayacak? Peki. Kısa bir ara vereyim Deniz'cim, devam edelim. Kısa bir ara.